Ülke genelinde sol parti olarak başlatmış olduğumuz son süreçteki mafya ve devlet ilişkilerinin içerisindeki bu kirli düzeni eleştiren, buna karşı bir yurttaş seferberliği başlatan bir basın toplantısı düzenlemek istedik. Buna hepiniz hoş geldiniz diyorum ve basının metnini okumaya geçiyorum. Temizleyelim. Adalet, demokrasi, laiklik ve bağımsızlık için yeniden kuralım. Ülkenin bu karanlığını kabul etmiyoruz. Mafyalar ve çeteler üzerinde yükselen bu rejim ülkemizi büyük bir çürümeye sürükledi. Dün iktidar ortağı olan bir mafya lideri kendisinin de parçası olduğu suçların bir kısmını itiraf ediyor. Bu buzdağının ancak görülebilen kısmıdır. Uyuşturucu trafikleri, siyasi cinayetler, yağmacılık ve diğerleri tüm bunlar halka ve ülkeye karşı işlenen suçlardır. Bu suçların üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Temizleyelim. Adalet, demokrasi, laiklik ve bağımsızlık temelinde Türkiye'yi yeniden kurma zamanıdır. Ya çeteler düzeni ya demokrasi. Görülüyor ki bu devlet, mafya, çete, tarikatlar ve yandaş yağmacı sermaye tarafından paylaşılmış durumda. Bunun nedeni ve sorumlusu ise demokrasinin kırıntısını dahi bırakmayan, anayasa ve yasaları fiilen geçersizleştiren, yargıyı kendi aparatı haline getiren tek adam rejimidir. O yüzden gerçek bir temizlenme ve hesaplaşma tek adam rejimine son vermekle mümkün olabilecektir. Karanlıktan aydınlığa yurttaş seferberliğine sen de katıl. Tüylerimiz ürpererek ülkemizde hukuksuzlukların, yolsuzlukların, kirli ilişkilerin korkunç boyutlara gelmesine tanık oluyoruz. Vatan, millet, bayrak, mukaddesat nutuklarının gölgesinde sığınan siyasetçilerin, bürokratların, mafya mensuplarının işbirliği içerisinde ağır suçlara ortak olduğumuzu görüyoruz. Biz bu ülkenin temiz, dürüst, demokrasiden ve özgürlüklerden yana yurttaşlarıyız. Korkmadan, çekinmeden, geri adım atmadan bu karanlığın üzerine gitmek, ülkemizi aydınlığa çıkarmak sorumluluğunu hissediyoruz. Olan biteni aksiyon dizileri gibi izlemeye, sessiz kalmaya artık hakkımız bulunmadığının farkındayız. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için başlattığımız yurttaş seferberliğine sen de katıl. Yurttaş seferberliğiyle tüm iddiaların araştırılması, suçluların yargılanması için birlikte mücadele edelim. Teşekkürler.